yüze vurarak iyiliğini yok etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadaka ne zengin için helaldir, ne de salim ve güçlü olan kimse için. Sadece şiddetli bir fakirliğe veya korkunç bir borca müptela olan kimseye helaldir. Her kim varlığını arttırmak için insanlara avucunu açarsa, kıyamet günü o mal yüzünde bir sıyrık ve yuttuğu kızdırılmış bir taşa dönüşür. O halde her kim isterse fakirlikle yetinsin. Her kim de isterse dilenerek malını çoğaltsın. Rivayet edildiği üzere İmam Sadık'a aleyhisselam şöyle arz edildi. Halktan bazıları Allah Resulü'nün sadaka zengin olan, sağlam ve güçlü bir bünyeye sahip bulunan kimseye helal değildir buyurduğunu rivayet etmektedir. Bunun üzerine İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Allah Resulü ihtiyaçsız kimseye haramdır diye buyurmuştur ama sağlam ve güçlü bir bünyeye sahip olan kimseye diye buyurmamıştır. Allah'ın kitabında şöyle buyurulur. Güzel bir söz ve bağışlama peşinden incitmeyle gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, hilm sahibidir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp insanlara gösteriş için malını infak eden kimse gibi sadakalarınızı başa kakma ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. Onun durumu üzerinde toprak bulunan kayanın durumu gibidir. Üzerine sağanak yağmur yağdığında onu çıplak bir kaya haline getirivermiştir. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah küfreden kimseleri hidayet etmez. İmam Ali aleyhisselam, minnet etmemek ihsanın süsüdür buyurmuştur. İmam Sadık aleyhisselam da, minnet etmek iyiliği ortadan kaldırır buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam yine şöyle buyurmuştur. Bağışlamak tabiatın yüceliğindendir. Minnet etmek ise iyiliği yok eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç kimseyle aziz ve celil olan Allah konuşmaz. Verdiği her şeyi minnet edenle, elbisesini kibirle yerde sürenle ve yalan yere yemin ederek malını satan kimse ile buyurmuştur. Hazreti Ali aleyhisselam Malik-i Eşter'e yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur. Halka karşı yaptığın iyiliği başlarına kakarak onları minnet altında bırakmaktan ve yaptığını olduğundan çok gösterip övünmeye kalkışmaktan sakın. Söz verince sözünden dönme. Yaptığıyla kişiyi minnet altında bırakmak ihsanı yok eder. Yaptığını çok görüp onunla övünmek hakkın nurunu götürür. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Eğer birine iyilik edersen fazla minnet ederek ve yüzüne vurarak bu iyiliğini yok etme. Aksine daha iyi bir iyilikle devam ettir. Zira bu iş senin ahlakın için daha güzeldir. Ahiret sevabını da daha farz kılar. Allah'ın sevgilisi bir başka hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyurmuştur. Hiçbir beklenti içinde olmaksızın sadaka veriniz. Zira beklenti içinde olmak sadakayı yok eder.